Dostlar merhabalar. İntegralde alan hesabıyla 14. köşe taşımızla devam ediyorum dostlarım sorularımızı çözmeye. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım bakalım ne diyor ilk sorumuz. Bir integral var arkadaşlarım. İntegralinin değeri kaçtır diye soruyor. Siz hemen şunu tanımış olmanız lazım. Şurası benim çemberimin denklemi, şurası da bir doğrunun denklemi. Şimdi ilk önce çember denklemini bir yazalım. Y eşitmiş kök içinde 9 eksi x kareye, y kare eşitmiş 9 eksi x kareye, y kare artı x kare eşitmiş 9'a. Şimdi ben bu çemberi çizmeye çalışırsam şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Merkezi 0'a 0, yarıçapı ise 3 birim olan bir çember oldu. Merkezi 0'a 0, yarıçapı ise 3 birim olan bir çember. Şimdi şu doğruya bakalım dostlarım. Y eşittir 3 eksi x doğrusu. X'e 0 verdim, y'yi 3'te kesiyor. Şurada kesiyor. Y'ye 0 verdim, x'i de 3'te kesiyor arkadaşlarım. Demek ki x'i de şurada kesiyor. Yani şöyle bir doğru olacak bu doğrumuzda. Ve bakın bize de şuradaki alanı soruyor arkadaşlarım. Hocam nereden anladım buradaki alanı? Çünkü birincisi çember. Yani üstteki sınır çember, alttaki sınır doğru. Çember üstte, doğru altta olacağı için şuradaki bölgeden bahsediyor. Eğer yer değişmiş olsalardı, yani doğru burada, çember burada olsaydı şuradaki alandan bahsediyor diyecektim arkadaşlar. Peki, şimdi biz bu alanı nasıl bulacağız dostlarım? Hemen bulalım. Şurası çeyrek dairenin alanı. Yani pi, yarıçapım 3 olduğu için karesi 9 bölü 4. Bu çeyrek dairenin alanından ben şu dik üçgenin alanını çıkartacağım. Yani 3 çarpı 3, 9 bölü 2'yi çıkartacağım. O zaman cevabım 9 pi bölü 4 eksi 9 bölü 2 gelecek. Yani Bursa şıkkı doğru cevap olacak. Şimdi buna bakalım hemen dostlar. Burada birazcık yer açayım kendimize. Şimdi bu soruda da kardeşim yine bir çember var ve bakın çember üstte kalmış, doğru da aşağıda kalmış. Şimdi çemberin denklemi. Hemen kısaca yazıyorum. Y kare artı x kare eşittir 36. Bir de doğrumuz var. Y eşittir x doğrusuymuş o da. Şimdi çemberin denklemini gördük. Grafiğini bir çizelim. Yarıçapı 6 olan bir çembermiş bu. Şöyle 6 birimmiş buralar arkadaşlarım. Pekala. Bizim doğrumuz da y eşittir x doğrusu. Onu artık biliyoruz. Şu doğrudan bahsediyor. Y eşittir x doğrusu da burası. 45, 45 bölecek. Şimdi ne diyor bize? Çember üstte bir de şu şeyi de bulalım. Tabii şu yarıçapımız 6, 6 birim. Şuradan aşağı bir diklik indirelim. Demek ki şurası 3 kök 2. Şurası da 3 kök 2 olacak. Bakın çemberden doğruyu çıkartın diyor. Bize aslında şuradaki bölgenin alanı soruluyormuş kardeşler. Demek ki üstte çember, altta doğru var. Bu bölgenin alanı soruluyor ki bu bölgede 45 derecelik bir daire diliminin alanıdır. 45 derecelik daire. 45 çarpı pi, yarıçapım aldığı olduğu için karesi 36 bölü 360 olacak. Şunu bir düzenleyelim hemen. 36 gitti, 10 kaldı. 5'e bölelim 2, 5'e bölelim 9. 9 pi bölü 2 kaldı. Dostlar aradığım sorunun cevabı buymuş. Şuna geldik. Bakalım bunda ne yapacağız? Burada da iki tane integral var arkadaşlarım. Bunların alanlarının toplamını bulun diyor bize. Önce şu çemberi bir yazalım. Y kare artı x kare, y kare artı x kare eşittir bir çemberi var. Bir de y eşittir x eksi bir doğrusu var. Şimdi bir şekli çizmeye çalışırsak burada hemen şöyle bir çemberimizin şekli yarıçapımız 1 olacak. Merkezimiz 0'a 0 olacak dostlarım. Şöyle bir çember. Yarıçapımız 1 birim. Merkezimiz de orijin oldu. Bir de şu doğruyu çizelim. X'e 0 verelim. Y'ye eksi 1 de şurada. Y'ye 0 verelim. X'i de 1'de kesiyormuş dostlarım. Y'ye eksi 1'de, X'i 1'de kesiyormuş. Şöyle bir doğruymuş arkadaşlar bu da. Pekala. Bize diyor ki 0 ile 1 aralığındaki
şuradaki kalan kısmın alanını bulun diyor dostlarım. Nerenin alanı olacak o? Şuradaki parçanın alanını bulun diyor. Hadi bulalım bunları da. Nasıl yapacağım? Yine şuradaki çeyrek dairenin alanını bulacağım. Pi r kare bölü 4 eksi şuradaki 1 çarpı 1 bölü 2'yi çıkartacağız arkadaşlarım. 1 çarpı 1 bölü 2. Yani pi bölü 4'ten 1 bölü 2 yani 2 bölü 4 çıkacak. O da pi eksi 2 bölü 4 olacak sorumuzun cevabı. Buradaki aradaki işaretin artı olması şimdi negatif tarafta olduğu için eksi 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 olduğundan dolayı artıya çevirdi. Yani şu aslında bunun başında eksi var. Şurada da bir eksi var. Eksi eksiyi artıya çevirdi arkadaşlarım. Çünkü negatif tarafta olduğunu gördünüz. Peki geldik son sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Yine görüyorsunuz bir çember var. Arada eksiyi gördünüz arkadaşlarım. Demek ki çember üstte, doğrumuz da aşağıda olacak. Şöyle bir yer açtım kendime. Şimdi çemberin denklemi y kare artı x kare eşittir 16. Doğrunun denklemi ise y eşittir x kök 3 doğrusuymuş. Hemen şöyle bir grafiğimizi çizelim dostlar burada. Yarıçapı 4 birim olan çemberi çiziyorum. 4 eksi 4, 4 eksi 4. Y eşittir x kök 3 doğrusunu çizeceğiz. X'e 0 verirsem y de 0 çıkıyor arkadaşlarım. Demek ki 0'a 0'dan geçecek. Şuradan geçecek benim doğrum. X'e 1 verirsem y'si nereden geçiyormuş? 1 kök 3'ten şöyle 1'e kök 3 doğrusundan da geçeceğiz, noktasından da geçiyormuş. Demek ki şöyle bir doğru olacak arkadaşlar. Bizim aradığımız doğru. Bu da diyor ki 2 verelim bir de x'e. X 2 iken y kaç çıkıyor? 2 kök 3 çıkıyor arkadaşlarım. 2'ye de 2 kök 3 olsun. Şurası 2, burası da 2 kök 3 olsun işte. Çok önemli değil. Böyle bir şey arkadaşlarım. Bizim doğrumuzun grafiği böyle bir doğru. Kök 3 geldi bakın eğim açısı. X'in katsayısı eğimdi. Eğim açısı kök 3 ise tanjant 60'mış demek ki eğim açısı bunun. 60 dereceyi de buraya paketledim dostlar. Şurası benim yarı çapımda 4 birim. Demek ki 30'un karşısına şurası 30 olsa 30'un karşısına 2 gelecek. 2 şurasıymış arkadaşlarım. 60'ın karşısına da 2 kök 3 geldi. Pekala 0'dan 2'ye kadar diyor. 2 şurası oldu artık tabii ki. 0'dan 2'ye kadar olan kısımdan üstteki dairenin alanından alttaki doğrunun alanını çıkartın diyor bize arkadaşlarım. Şuradaki alanı soruyor ki şurası da 30 derecedir. 30 derecelik dairenin alanı 30 çarpı pi ile kare bölü 360. Gitti gitti 12. 4'e böldüm 4. 4'e böldüm 3. 4 pi bölü 3 çıktı. Sorumuzun cevabı Gobeller. Evet 14 numarayı gömdük. Hemen çevirdik. 15 numaralı köşe taşını da çözelim bakalım bu ne diyormuş. Birinci soru. Şekilde bilmem ne doğrusu ile x eşittir a doğrusu ve x eksenleri ile sınırlı bölgenin alanı 8 birim kare olduğuna göre. Şimdi bu bölgenin alanını ben nasıl temsil ederim? 0'dan a'ya 3x karedir. Eksi bir de 0 olduğu için al sınır. Y eşittir 0 doğrusu. 0'ı yazmaya gerek yok. Şimdi bu integralde neye eşitmiş dostlarım? Bunun sonucu da 8'e eşitmiş. Hadi bulalım. 3 çarpı x küp bölü 3'tür integralimiz. 0'dan a'ya eşittir 8. 3'ler gitti. Bir a yazıyorum. X gördüğüm yere a küp. Eksi 0 yazıyorum. 0 zaten o da. Eşittir 8. Demek ki a küp 8. A da 2 çıktı dostlarım. Geldim ikinci sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Y eşittir. Kök x fonksiyonunun eğrisi x eşittir 16 ve y eşittir 0 yani x ekseni doğrularıyla sınırlı alanlar a1 ve a2'dir. a2 eşittir 2a1 olduğuna göre m kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi biz ilk önce şurayı bir bulalım. a1 ile a2'nin toplamı dediğimiz yer şu eğrinin altında kalan alan arkadaşlar. Ve biz bunu nasıl bulacağız? 0'dan 16'ya kadar diyeceğiz. 0'dan 16'ya kadar fonksiyonumuzu yazacağız. İntegral 0'dan 16'ya kadar kök x dx'tir bu. Hemen bunun da integralini alalım. Ama önce şöyle bir 0'dan 16'ya kadar x üzeri 1 bölü 2 demektir bu. Bunu böyle bir yazalım. Şimdi integralini alıyorum. Üstü 1 arttırıyorum. X üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2'den 2 bölü 3 diye ters çevirip çarptım.
İşte sınırlarımız da 0'dan 16'ya kadar dedik. Şimdi bir 16 yazalım ilk önce x yerine. 2 çarpı 16 yani 4'ün karesinin 3 bölü 2. kuvvetinin bölü 3. Bir de 0 yazacağım. 0 yazınca 0 çıkacak zaten. Orayı geçtim. Şu ikiler gitti. Şurası 4'ün küpü 64. 128 bölü 3 geldi arkadaşlarım. 128 bölü 3'müş. A1 ile A2'nin toplamı. Peki A1, A2 toplamı buysa A2 yerine de ben 2 tane A1 yazabiliyormuşum buraya. Demek ki 3 tane A1'in toplamı buymuş arkadaşlarım. 3 A1 bu. Hemen 3'e bölersek 128 bölü 9 çıktı A1 dediğimiz şey. A2 dediğimiz şey ise arkadaşlarım A2 ne çıkıyor bu durumda? Bunun 2 katına eşitti A2'de. Ne geliyor? 256 bölü 9 geldi. Bu da A2. Şimdi A2 neresi? Şuranın alanı. Peki buradaki şu yüksekliği bulalım. X yerine 16 yazdığımda Y4 çıkıyor. Şurası 4. Şuraya da K diyeyim şimdilik ben. 4 çarpı K bölü 2 eşittir 256 bölü 9'a. 2K eşittir 256 bölü 9. K eşittir 128 bölü 9 çıktı arkadaşlar. Şurası 128 bölü 9'muş demek ki diyorum. Ve ben burayı nasıl bulurum normalde? 16'dan M çıkınca 128 bölü 9 kalıyormuş. O zaman M'yi bu tarafa, 128 bölü 9'u bu tarafa alalım. Ve sonucu da bulalım artık arkadaşlarım. Bakalım ne çıkacak. 9 ile 16'nın çarpımı 90, 144, 144'ten 128 çıktı, 14'ten 8 çıktı 6, 3'ten 2 çıktı 1, 0, 16 bölü 9 geldi, M dediğimiz şey gobeller. Evet, cevabımız 16 bölü 9. Biraz dağınık çözdük ama yerimiz küçük olduğu için böyle oldu gobeller, idare edin. Şimdi geldik şuna, dik koordinat düzleminde y eşittir 2x kare eğrisi. X ekseni ve x eşittir 3 doğru arasında kalan boyalı bölge aşağıda gösterilmiştir diyor. Tamam. Bu boyalı bölge x eşittir a ve x eşittir b doğruları ile eşit alanlı 3 alt bölgeye ayrılıyor demiş. Buna göre a çarpı b kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlar. Şimdi ilk önce gelin biz şu alanı bir bulalım. Şu pembe alanın tamamını bulalım. Yani sıfırdan 3'e kadar 2x kare diyelim. Bu da 2 çarpı x küp bölü 3'tür 0'dan 3'e kadar. 3 yazarsak 27 bölü 3, 2 ile çarptım 54 bölü 3, eksi 0 yazacağım, bir de 0'ı yazmadım. 54 bölü 3'müş buranın alanı. Doğru söyledik değil mi? 3 yazdık, 27 bölü 3'ten 9, 2 ile çarptık 18, evet 54 bölü 3, 18 çıktı. Demek ki şurası da 6, şurası da 6, şurası da 6'ymış arkadaşlarım. 3 eşit alanlı 3 alt bölgeye ayrıldığı için her biri 6, 6, 6'dır dedim. Peki şimdi biz şu aralıktaki şu 6'yı bulmak istesek nasıl bulacaktık dostlarım bu 6'yı? Şurada göstereyim onu hemen. Bu 6'yı bulmanın yolu neydi dostlarım? İntegral yazacağım. 0'dan a'ya kadar diyecektim. Fonksiyonumu yazdım. 2x kare dx. İşte bu benim 6 dediğim alan. Peki hemen çözelim bunu. 2 çarpı x küp bölü 3 sıfırdan a'ya kadar eşittir 6. A yazıyorum. 2 çarpı a küp bölü 3. 0 yazınca 0 geliyor zaten. Eşittir 6. 3'ü buraya attık arkadaşlarım. 3 buraya gelirse 18. 2'ye böldük. A küp 9 çıktı. A eşittir küp kök 9 geldi. A'yı buldum. Küp kök 9. Şimdi aynı şeyi B için yapacağız bir de dostlarım. B için de şöyle gösterelim. B için de. Şimdi sıfırdan B'ye kadar olan alanı da bize ne vermiş? 12 vermiş. Sıfırdan B'ye kadar 2x kare dx alanını 12 diye vermiş. Hemen bunu yazalım. 2x küp bölü 3'tür 0'dan b'ye kadar.
eşittir 12. B yazıyorum. 2 B küp bölü 3'tür. 0 yazmaya gerek yok. 0 çıkıyor zaten. 12'ymiş. 3 ile çarpalım. 36. 2'ye bölelim. 18. Yani B küp eşittir 18 geldi. B eşittir ne çıktı dostlarım? Küp kök 18. Şimdi bana da bu ikisini çarpın diyor. Bir tane küp kök içinde çarpıyorum. 9 çarpı 18. 18 de 9 çarpı 2'dir. Şimdi biraz düzenleyelim bunu tabii ki. Şöyle birazcık ayar verelim buna. Küp kök içinde 9 dediğim 3 çarpı 3. 9 dediğim 3 çarpı 3 bir de 2 var arkadaşlar. Şimdi şu 3 tane 3. 3'ün küpü yapar dışarıya 3 diye çıkar. İçeride de küp kök içinde de 6 kalır. Demek ki 3 çarpı küp kök içinde 6 gelecek sorumuzun cevabı Ceyhan'da varmış dostlar. Geldik 4. sorumuza. Hadi şurayı bir temizleyelim, yer açalım kendimize. K bir gerçel sayı olmak üzere. Y eşittir KX doğrusu ile Y eşittir X kare parabolü. Hemen bir çizeyim mi bunu arkadaşlarım? Y eşittir X kare parabolümüz bu. Y eşittir KX doğrusu da şöyle bir doğru olacak arkadaşlarım. Bunların arasında kalan bölge alanı 9 bölü 2'ymiş. Hemen şuradaki sınırımızı bir bulalım isterseniz ilk önce. Y eşittir KX ile X karenin ortak çözümünü yapalım biz dostlarım. 0 eşittir X kare eksi KX olur. 0 eşittir X parantezinde X eksi K. Yani köklerimiz bir 0 bir de K. Evet zaten bir 0 bir de K'da kesişiyorlar bunlar. Şimdi hemen integrali yazıyorum. İntegral 0'dan K'ya kadar. Üste doğrumuz var KX. Eksi altta da parabolümüz var x kare. İşte bu integralin sonucu bize alanı yani 9 bölü 2'yi verecekmiş. Şimdi bu integrali bir alalım arkadaşlarım. Şurada alıyorum. K çarpı x kare bölü 2 eksi x küp bölü 2. Sınırlarımızı yazalım burada. Bir k yazarsak k küp bölü 2 eksi k yazıyorduk. K küp pardon burası x küp bölü 3. K küp bölü 3. Bu 1. Eksi bir de 0 yazacağız arkadaşlarım. O da 0 gelecek. Eşittir 9 bölü 2. Şimdi k küp parantezine alırsak bunları k küp parantezinde 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 kalır. Eşittir 9 bölü 2. Şurayı bir toparlayalım. 3, 2 çıktı. 1 bölü 6 geldi şurası. Demek ki k küp bölü 6. 6'yı da buraya çarpı olarak atarsam 54 bölü 2. K küp eşittir 54 bölü 2 yani 27 çıktı. Neyin küpü 27? 3'ün küpü 27 olduğu için K'mız da 3 geldi diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet bunu da hallettik dostlarım. Şimdi geldik 16 numaralı köşe taşına. Hadi bakalım şimdi bunu halledeceğiz dostlar. Ama bir telefonum çalıyor arkadaşlarım. Bir ona bakayım ondan sonra devam edeceğim. Tamamdır dostlar. Kaldığım yerden devam ediyorum hemen. Şimdi diyor ki Zeynep bir uçurtma şenli için aşağıdaki gibi uçurtma modellemiştir. Tamam. Buna göre uçurtmanın yüzeyi en az kaç birim kare kağıt ile kaplanır? Yani şuradaki yüzeyin alanını soruyor bize. Ben de şöyle yapacağım arkadaşlarım. Şimdi bu buradan tam simetri olmuş. 2'ye bölmüş. Ben şu yarım kısmını bulayım. 2 ile çarpayım o zaman. Hatta bakın bu yarım kısmını da şöyle bulalım. Şuradan aşağı bir diklik indirelim. Şurada bir üçgen alanı var. Bir de şurası var arkadaşlarım. Şu kısım var. Şimdi ilk önce şu kesim noktasını bir bulalım bu kerataların. Şu x kare artı 4x artı 10 eşittir. Eksi 3x diyorum. Atıyorum bu tarafa x kare artı 7x artı 10 eşittir 0. 5'e 2 diye ayırdım çarpanlarına. Demek ki bir eksi 2'de bir de şöyle eksi 5'te bir yerde daha bunlar uzadığı zaman kesişiyorlarmış da beni eksi 2 ilgilendiriyor. Hatta bakın bu doğru denkleminde x yerine eksi 2 yazdığımda y ne çıkıyor? 6. Yani ben şu üçgenin alanını buldum arkadaşlarım. 2 çarpı 6 bölü 2'den 6 geldi üçgenimin alanı. Şimdi üçgeni bulduk bir de şu eğri altında kalan alanı da bulalım. Şurada bir eğri var ya. Bu eğrinin altında kalan alan. Onu da şurada buluyorum. İntegral
Eksi 2'den 0'a diyorum arkadaşlarım. Eksi 2'den 0'a. Ne diyeceğiz? Şu integrali bulacağız. Eğrimiz x kare artı 4x artı 10 eğrisi. Ben şuranın tamamını bulacağım şimdi. Hepsini bulacağım. 6'yı çıkartınca da şu garip şeklin alanı kalacak. Şimdi bu integrali bir alalım biz. Şurada alalım hatta arkadaşlarım o integrali. Şurada alıyorum integralimi. X küp bölü 3 artı 4 çarpı x kare bölü 2'den 2x kare artı bir de 10x geldi integralimiz. Eksi 2'den 0'a. Şimdi önce 0 yazdım, 0 çıktı. Eksi. Şimdi eksi 2'yi yazıyorum. Eksi 8 bölü 3 oluyor. Eksi 2 yazarsam artı 8. Eksi 2 yazarsam eksi 20 oldu. Şurası eksi 12 yaptı. 3 çarpı eksi 12'den eksi 36. Eksi 8 daha eksi 44 bölü 3. Eksi de burada var. Artı 44 bölü 3 bulduk. Biz şuranın tamamını şimdi. 6'yı çıkartırsam bunda, çıkartalım 6'yı. 3 kere 6 18. 44'ten 18 çıktı. 26 bölü 3 geldi. Şu şeklin, uçurtma şeklinin yarısını buldum. 26 bölü 3. Bunun da bana iki katını soruyor arkadaşlarım. Bir de aynısından bu tarafta var ya dostlarım. 52 bölü 3 geldi sorumun cevabı. Hadi geçtik 2 numaralı soruya. Mimar Serkan Bey evinin bahçesine bir yüzme havuzu yapmayı planlıyor. Serkan havuzu yukarıdaki gibi fonksiyonlarıyla koordinat sisteminde bir birimi 1 metre kabul ederek modelliyor. Buna göre havuzun kapladığı alan kaç metre karedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi şuradaki alanı soruyor aslında dostum ki. Onu da hemen ilk önce şunların bir ortak çözümünü yapıp sınırları bulalım. X kare eksi 4x eşittir 2x eksi x kare bölü 2. Şu x kare bölü 2'yi buraya alalım. X kare artı x kare bölü 2. 2x'i de buraya alalım. Eksi 6x eşittir 0 olsun. 2x kare, 3x kare mi yaptı arkadaşlarım? 3x kare bölü 2, eksi 6x eşittir 0. Bir satır daha düzenleyelim. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Hatta 2 ile mi çarp? Ya da neyse düzenleyelim gitsin. 2 ile çarpalım bunu. 3x kare, eksi 12x bölü 2. Bölü 2'yi de bu tarafa attım 0. Hatta x kare eksi 4x eşittir 0. X parantezinde x eksi 4 eşittir 0. Yani bir 4 bir de 0'da. 0'ı zaten görüyoruz da bir de 4'te kesişiyormuş bunlar. Şimdi sınırları bulduk. Artık burayı bir temizleyelim. Şimdi bir de gelelim alanı bulmaya. Alanımız da şu değil mi arkadaşlarım? İntegral 0'dan 4'e kadar. Bir şuranın alanını bulalım. Bir de alttaki alanı ya da direkt kısaca x üsttekinden alttakini bir çıkaralım arkadaşlarım. Biz şöyle olmayacak mı? X kare eksi 4x eksi yok üstteki buymuş pardon ters yazdım. 2x eksi x kare bölü 2 eksi x kare artı 4x'i çıkartalım. Bu da ne olacak? İntegrali bir daha yazıyorum. 0'dan 4'e 6x eksi 3x kare bölü 2 geldi integralimiz. Hadi alalım şu integrali. 6 çarpı x kare bölü 2'den 3x kare eksi 3 çarpı 3 bölü 2 çarpı x küp bölü 3 geldi. 3'ler gitti. X küp bölü 2 kaldı. Sınırlarımız da 0'dan 4'e. 4'ü yazalım ilk önce. 4 yazarsak ne geliyor burası? 4 yazdık. 16 3 ile çarptık 16'yı 48 eksi 4 yazarsak 64 bölü 2 geliyor 4 yazınca. O da 32 mi oldu dostum? 48'den de 32 çıktı. 16 geldi sorumuzun cevabı. Evet dostlar, belirli integralde alan hesabı konusunu da bitirmiş olduk böylelikle. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın gobeller. Hadi kolay gelsin.